Gökhan Bey, Hilal Hanım evi terk ettiği gün davayı açtı. Yarın duruşma var. Bu ne ya? Ülkede onlarca olay oluyor. Davalar aylarca sürüyor. İş boşanmaya gelince mi bu kadar hızlı oldu? Aile mahkemeleri böyle. Hele bir kadının mağduriyeti söz konusuysa. Gören de şiddet uyguladım sanacak. Allah'ım ya Rabbim ya. Hilal Hanım aldatma ispatlandığı için bu dava %100 kazanacak. Evde imam nikahlı bir eşiniz var. Hakim buna müsamaha göstermez. Yani hiç itiraz etmeyelim mi diyorsun? Anlamsız olur. İsteklerini kabul edelim, bitsin. Tamam, öyle yapalım. Ama senden bir şey rica edeceğim. Buyurun. Şimdi yarın duruşma gerçekleşince bu boşanmayı bir süre kimse bilmesin. Nasıl yani? Boşanma gerçekleşince diyorum. Çimen bunu duyarsa hemen resmi nikah isteyecek. Ben de bir süre böyle bir şey düşünmüyorum. Zaten Hilal'in ağzı var, dili yok. Böyle süreç uzuyormuş gibi yapacağım. Ama bir süre aramıza kalsın. Siz nasıl istersiniz Gökhan Bey? Tamam, diğer işlere geçelim. İlaçlarınızı bu sefer ben getireyim dedim. Sağ ol. Abdestlisin değil mi? Evet. Geç. Geç otur şöyle. Tamam. Kapandığına memnun musun? Hı hı. Tabii. Pek öyle görünmüyor da. Ablamı da biliyorsunuz. Eskiden Ünal'ların geliniydi. Yani oradan birazcık biliyorum aslında ama tabii onlar sizden biraz daha farklılardı. Kapanmak bir kadın için çok büyük bir sevap. Olabilir, öyledir. Oruç nasıl gidiyor? Alıştım gibi. Hayatımda ilk defa tutuyorum ya ben. Ben 13 yaşımdan beri tutuyorum. Ama bu sene tutamadım. Malum. Düzenli ilaç alıyorum işte. 13 yaşından beri mi? Hiç zorlanmadınız mı? Çocukluğumuzda böyle gördüğümüz için hiç zorlanmadım. Küçükken çocuk orucu tutardık biz. Çocuk orucu nedir? İşte hep birlikte sahura kalkardık. O havayı teneffüs etmek çok hoşumuza giderdi. Sonra da öğlen ezanıyla açardık. Aa ne güzel. Ben de mi çocuk orucuyla başlasaydım acaba ya? Yavrum, zorlandığının farkındayım. Haklısın da. Büyütüldüğün hayattan çok farklı bir yaşantı var bu evde. Ama şunu unutma. Bir şeyi severek, isteyerek yaparsan eğer, o zorluklar diken değil, çiçek gibi olur. Bu yüzden bir şey yapacaksan eğer, severek, isteyerek yap. Zorla değil. Çok teşekkür ederim. İlacınızı vereyim. Sağ ol yavrum. Sen oruçlu musun peki? Hı hı, evet. Vay arkadaş ya. Kıvılcım ablan saçlarına bir gecede ak düşürdün. Benden nefret ediyor. Abartma, o kadar da değil. Tamam, kızgın haliyle, haklı da. Ya hatırlamıyor musun? Bu Azra ablayına babam nasıl dedirdi hatırlamıyor musun? En iyi sen biliyorsun ya. Ya tamam ama ben çok aşık oldum ve evlendim. Ne var bunda? Hem Gökhan da beni çok seviyor. Başta Gökhan'ın annesi de çok tepki göstermişti ama bugün epey bir sohbet ettik. Aramız ısınıyor. İyi sevindim. Sen alışabildin mi bu türban olayına? Gökhan'la yalnızken açığım. İyiyim ben ya. Öyle diyorsan. Ah canım,
Hoş geldin erkencisin. Gel. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben kaçayım. Siz de ailecek vakit geçirin. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz sisterim. Geçireyim seni. Geçir bakalım. Metan çok iyidir ya. Çimen ne oluyor? Ne gibi? Sen ben yokken eve elin herifini mi alıyorsun? Ne? Gökhan, Metan'dan bahsediyoruz. Metan kadın mı? Erkek değil mi? Ya tamam erkek de Metan benim kardeşim gibidir, saçmalama. Kardeşin gibi. Kardeşin gibi ne demek? Gökhan, Metan benim en yakın arkadaşım. Kadınla erkek arkadaş olmaz. Nasıl yani ben? Artık Metan'la da mı görüşemeyeceğim? Benim olmadığım ortamda görüşemezsin. Bu bizim ahlak anlayışımıza ters. Hem bir erkek bir kadını arkadaş olarak görmez. İçten içe hayaller kurar. Gökhan lütfen bu fikirlerin kendi fikirlerinin olmadığını söyle. Ya benim 1000 tane erkek arkadaşım var. Bu zamana kadar ben hiçbiriyle böyle bir şey yaşamadım. Bundan sonra olmayacak Çimen Hanım. Bu başındaki türbanın bir ağırlığı var. Ona göre hareket edeceksin.